Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hem yoğurtlu hem köfteli bir salata tarifi daha vermek istiyorum. Sayfamda bu tarz salatalardan 3-4 tane daha var. Ee, bu da yine çok sevdiğim salatalardan bir tanesi oldu benim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle köftemizi yapmakla başlayalım. Bir buçuk su bardağı ince bulgura bir su bardağı kaynar suyu ilave edeceğiz. Ve şişmesi için üstünü kapatıp yaklaşık yarım saat kadar bırakacağız. Yarım saatin sonunda artık bulgurumuz şişmiş demektir. Şimdi şişmiş bulgurumuzun üzerine bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı salça, bir tane yumurta. Ve istediğimiz miktarda damak tadımıza göre tuz ilave edeceğiz. Şimdi tüm bu karışımı güzelce yoğurmamız lazım. Köftelerimizin dağılmaması için önemli püf noktalarından bir tanesidir. Bu aşamanın iyice yoğrulmuş olması lazım. Bu bulgurlu hamurun ele yapışmayan ama alan verdiğimiz şekli de Kolayca tutan bir hamur haline gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunları yuvarlayacağız. Yuvarlama işlemi de yine oldukça basit. Yanınızda bir kase su bulundurun. e Muhtelif aralıklarla elimizi suya batırıp yuvarlayacağız. Böylece yuvarlaması daha kolay olacak. Çünkü el nemli olunca köfteler çok daha çabuk şekil alacak. E, ben böyle ikişerli şekilde alıp yoğuruyorum. Siz de deneyin. Çok kolay olacaktır bu şekilde yoğurmanız. Köfte büyüklükleri e, fındık kadar olursa idealdir. Daha büyük olursa sorun olmaz ama lezzette e, bu şekil daha güzel oluyor. Tavsiyem fındık büyüklüğünde yuvarlamaktır. Tüm hamurumuzu da bu şekilde yuvarlayalım ve e, köftelerimizi pişirme kısmına geçelim. Benim hepsi yuvarlandı. Boyutlarını şu şekilde göstermek istiyorum size. Köftelerimizi pişirme kısmı da oldukça basit. Bir tencereye su koyun ve suyun kaynamasını bekleyin. Suyumuz kaynadığı zaman suyumuzun içerisine biraz tuz ilave edeceğiz ve biraz sıvı yağ ilave edeceğiz. Sıvı yağ ilave etmemizin sebebi köftelerin yapışmasını engellemek. Aslında yapışmayacaktır ama sıvı yağ ilave etmeseniz de bir tedbir olarak ben tavsiye ediyorum sıvı yağ ilave etmenizi. Kaynayan bu suyun içerisine tüm köftelerimizi yavaş yavaş atalım. Köfteler ilk attığımızda suyun dibine çökecektir ve piştikçe tüm köfteler yüze doğru çıkacaktır. Köftelerimiz yüze doğru çıkmaya başladığı zaman piştiğini anlayabiliriz. Bir tane alıp test edelim, pişip pişmediğini ve ona göre köftelerimizi bir tel süzgeçle suyun içerisinden alalım ve bir kenarda soğumaya bırakalım. Benim köftelerim pişmişti. Şimdi köftelerimi bir tabağın içerisine alacağım. Ve soğumaya bırakacağım. Özellikle soğutuyoruz. Çünkü salatamız yoğurtlu bir salata. Eğer köftelerimiz sıcak olursa yoğurdumuzu sulandırır. O yüzden soğumuş olması gerekiyor. Salatamızın alt tabanı oldukça basit. Ben 2 adet kabağı rendenin en büyük gözünde rendeledim, servis tabağımın içerisine alıyorum ve yine 2 tane havucu da rendenin en büyük gözünde rendeleyerek servis tabağımın içerisine aldım. İçerisine yaklaşık 500 gram kadar süzme yoğurt ilave edeceğim. E, süzme yoğurt çok daha lezzetli olacaktır. Eğer süzme yoğurt bulamadıysanız evdeki yoğurdu da bir gece önceden e, bir tülbent yardımıyla süzdürüp süzme yoğurt elde edebilirsiniz. Normal yoğurt kullanırsanız çok sulu olacaktır e, salatanızın alt tabanı. Ben bu aşamada dereotunun çok yakışacağını düşündüm ve videoyu yarıda keserek yarım demet dereotu doğradım ekledim içerisine. Çünkü kabakla, havuçla ve köfteyle dereotunun uyumu çok güzel oluyor. Yani salatamın tabanında 2 adet kabak, 2 adet havuç ve yarım demet e, dereotu vardı. 500 gram kadar da süzme yoğurdu ekledim, karıştırdım. Servis tabağımın altında düzenliyorum. Ve şimdi bunların üzerine köftelerimi koyacağım. Kenarda soğuttuğum köftelerimi getirip Salatamın üzerine ekliyorum. Salatamız servise hazırdır. Ee, gördüğünüz gibi yine oldukça kolay ve lezzetli salatalardan bir tanesi oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.